Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmenler. Gündelik istiklal haberlerini körçünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünya gün tertibindeki en muhim haberlerin huzurunla sunumuz. Ama bugün Allah Subhanahu ve Teala bütün müminlere ata kılgan bir ay Ramazan eydinkin ata kılınan bu uluğ ruzi heyetini tebrikler vatkan şu minutlarda istiklal ailesi bu üstümüz bilen bütün dünyadaki aziz halkımızın Uluğ Ruzi Heyti'ni çin kalbimizden tebrikleyimiz. Allah Subhanehu ve Teala barlık emellerini, emellerimizini kubul kılışını ve bu mübarek heyetini en tiz pürsette aşu güzel vatinimiz, bugün halkımız inravatkan şu vatinimizde huşallah bilen tebrikleşke nisip kılışını dileyimiz. Kanunlukta bugünkü programımızın, haberlerimizin tefsilatına dikkat bireyle, kın merhamet. Xitay xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yashgan zo'r kuch sarf qilmoqda. Xitayning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati xalqaro kun tartibida turayotgan bir paytda Xitay rejimi saxta maydon yasab chet el ziyoratchilarini taklif qildirishni ko'paytmoqda va bu vosita orqali xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yab jinoyatidan o'zini qochirishga urinmoqda. Xitayda shuqat organi Tangridag to'rining xabar qilishicha Atalmış Uyghur Abnum Rayonluq Partiya Komitetinin sekretari Maşinruy, Atalmış Uyghur Abnum Rayonluq Korçak Reisi Erkin Tuniyaz, Korçak Emeldar Abdurraqib Tümürniyaz 8. April Ürümçide alaqadar devletlerinin akıl ambarlarıdaki tətqiqatçılar ve taratqu vekilleri ömekidikiler bilen körüşken. Körüşte Maşinruy ziyaretçilerge Şarkı Türkistan'ın növetdiki vəziyetini tarix, millet, din, ixtisat, cemiyet əhvalıqa alaqadar yalgan bayallar bilen tunuşturgan. O sözüde dikkatini cemiyet mukumluğu ve ebedi emellik baş nişanığı merkezleştirip, umumi vaziyetinin mukumluğunu saklap, namratlık meselesini umumiyüzlük hal kılıp, herkaisi milletlerinin arlaşışı, almaştırışı, yuğurulışını ilgiri sürdük. Dinini sağlam terakki kılışkı yetekledik. Kişilik hukukunu kapaletlendiriş seviyesini her tereplime östürdük de bildirilgan. O yana Xitayning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatini kun tartibiga keltirish orqali Xitayning jinoiy qilmishlarini fosh qilgan Amerika qatorliq g'arb ellarini fitna ig'vo to'qib Xitayning taraqqiyotini to'sishga urindi deb ayblagan. Xabar qilinishicha bu qitimqi ziyorat o'miki ichida Turkiya, Misr, Arab Birlashma Xalifaligi qatorliq davlatlarning aql amborlaridagi tadqiqotchilar va taratqu vakillari bor bo'lib, Qatar Yerim Aral tadqiqot markazining mudiri Abdullah Molla, Malayziya Yangi Bug'uz vaqt kezining ijroiya bosh muharriri Senk, İran Tashqi ishlar ministrligi siyosat va xalqaro masalalar tadqiqot o'rni Osiyo tadqiqot ishxonasining mudiri Golpur, Indoneziya Gajamada universiteti xalqaro munosabat bo'limining mudiri Julian Toro, Saudi Arabistan O'rta Sharq kezining oliy muxbiri Muhammad qatorliklar uchrashdi so'z qilgan. Mashhur bu qitimni chat al ziyoratchilarga yana dinni sog'lom taraqqiy qilishga yetakladik. Kishilik huquqni kapolatlantirish saviyasini har taraflama o'stirdik degan iboralar bilan bildirdi. Ziyaretçilerinin gözünü boyaşka urungan. Xitay işgaliyet tarihinden başlayıp Şarkı Türkistan halkını herhal bahaneler bilen bastırıp gelgen bulup, yakınki yıllardan buyan atılmış Cunha milleti ortak gevdesi inini müstehkemleş, Cunha medeniyetinden uzuklandırış, devlet ortak dilini umumlaştırış, terörlükka milli bölgünçilikki zerbi veriş, İslam dinini Xitaycılaştırış, Kur'an-ı Kerim'ni sosyalizmge uygunlaştırıp şerhileş digen namlar aslıda Şarkı Türkistan halkının itikadını, medeniyetini, tili yızıqını, en-enilerini üzül kesil çekledi. Ve her xil tökmetler bilen milyonluğan Uyghur ve başka Türkiye halıklarını cazalagiri ve türmelerge kamap irqi qırğıncılık yürgüzüp geldi. Bunun bilen birge türlük vasıtlar bilen cinayetlerini yuşuruşqa urunmaqta. Rusya Taşqı İşlar Ministeri Xi Jinping bilen körüşdi. Xitay rejimi raisi Xi Jinping Rusya Taşqı İşlar Ministeri Sergey Lavrov bilen körüşüp Rusya bilen devamlı quyuq alaqını saqlaydıganlıqını bildirdi. Amerika Avazı'nın 9. April haber kılışça Amerika Maliye Ministeri Janet Yellen Xitay'ını ziyaret kılıp, Rusya'nın Ukrayna'a kılgan tecavüzcülük uruşunu kollaydıgan herkanda Xitay Bankisi ve şirketlerinin iğir akıbetki düşkildiğallıqını agahlandırgan. Halbuki ziyaret ahırlaşıp bir gün dünki yılla Xitay rejimi reisi Xi Jinping, Beijing'de Rusya Taşqı İşlar Ministeri Sergey Lavrov'nu kütüvalgan.
Xitoy taratqularining xabariga asoslanganda Xi Jinping Lavrovdan Rossiya prezidenti Vladimir Putinga salom yo'llashini aytgan va Putin bilan davomli quyuq aloqani saqlab, Xitoy-Rossiya munosabatining hamisha o'ngishli, muqim va to'liq taraqqiy qilishiga kafolat qildiganligini, Putin bilan tuzgan bir yurish muhim o'rtoq tunishni amalga oshirganligini bildirgan. Uchrashuvda Lavrov bundan keyin Rossiyaning diplomatiya siyosatining muhim nuqtasi Xitoy bilan bo'lgan munosabatni umumiyuzlik mustahkamlash va yaxshilash ekanligini o'tirg'i qo'ygan. Reuters agentligining xabariga asoslanganda Kreml bayonotchisi Dmitriy Peskov seshanba kunidagi bayonotida Vladimir Putin bilan Xi Jinpingning ko'rishishni planlaganligini aytgan, ammo Putinning Beijing ziyoratining vaqt jadvalini e'lon qilmagan. Peskov bu vaqtdagi so'zida Rossiya tashqi ishlar ministri Lavrovning Beijing ziyoratini ikki davlatning eng yuqori rahbarlari pat orada uchrashuvi deb qarashga bo'ladi degan. Reuters agentligi oldingi oydagi xabarida Putinning 5-chi oyda Xitoyga berib, Xi Jinping bilan suhbatlashadiganligini qayd qilgan edi. Kanada istixborot organi Xitoyning Kanada saylimiga aralashganligini bayqagan. Kanada istihbarat organi tekshirishi orqali Xitoyning oldingi 2 qitimliq saylamga aralashganligini bayqagan. Amerika ovozining xabar qilishicha Kanadaning davlat ishi josuslik organi Xitoyning oldingi 2 saylamga aralashganligini bayqagan bo'lib, hukumat taraf 8 aprel rasmiy tekshirish va isbot anglash yig'ini uyushtirgan. Bu Xitoyning Kanada siyosatiga aralashganligi to'g'risidagi eng kuchli isbot hisoblanadi ekan. Bosh minister Justin Trudeau boshchiligidagi Liberallar partiyasi 2019 va 2021 yillardagi 2 qatimliq saylamda g'alaba qilgan. Ayni vaqtda o'ktichi parlament a'zolari bundan norozi bo'lib, Trudeauni chet elning saylamga aralashish ahvolini tekshirish komitetida qurishga qistigan. Bu komitet dushanba kuni Kanada bexatarlik istixborot idorasining 2023 yili 2 oydagi xizmat dokumenti xulosasini ko'rsatgan bo'lib, xulosada Xitoyning 2019 va 2021 yildagi saylamga yushurun va aldamchilik vositalari bilan aralashganligi bildirilgan va shundaqla bu ikki saylamdagi chet elning aralashishining amaliyot ekanligi asosliq nuqtaning Xitoy rejimi qiziqadigan masalalarda Xitoyparast deb qaralgan shaxslarni qo'llash bo'lganligi qayd qilingan. Bu vaqtdagi tahlilning mavjudligi ilgirimi xabar qilingan bo'lib, Xitoy Kanada siyosatiga aralashganligini rad qilgan. 2021 yillik saylam mazgildagi konservativlar partiyasining rahbari Erin O'Nolning mo'lcharicha Xitoyning aralashishi sabablik o'zining partiyasi 9 o'rindan quruq qolgan, ammo bu ahvol saylam musobaqasini o'zgartirmagan. Kanada bexatarlik istixborot idorasi analiz qilib, boshqa davlatlarning vositachilarining Kanadaning ichki ishlariga muvaffaqiyatlik aralasha oladiganligini, chunki bundaq ahvollarda mu ig'ir qonuniy yoki siyosiy cheklamaga uchramaydiganligini, shunga Kanadaning ichki ishlariga sirtdan aralashishining xatiri oz, mukofoti ko'p ekanligini bildirgan. Istixborot analizchilari yana Trudeau hukumatining Xitoyning aralashishiga qarshi yetarlik harakat qilmaganligini ilgari surgan bo'lib, Trudeau chorshanba kuni komitetda bu to'g'riliq guvohlik berdi ekan. Netanyahu hech qanday kuch Rafahga hujum qilishimizni to'salmaydi dedi. Isroil bosh ministri Netanyahu dunyoda hech qanday kuchning taxminan 1.5 million falastinlik panohlanayotgan Rafah shahriga quruqlikdan hujum qilishni to'sayolmaydiganligini aytdi. İsrail Baş Ministerlik İşxanası bayanat elan qilib, Netanyahu'nun Tel Hashomirdagi bir harbi bazasini ziyarat qilganda Rafahqa quruqlikdan hujum qilish to'g'risida söz qilganligini bildirgan. Eskertilishicha Netanyahu Amerika qatorliq nurg'un davlatlar va xalqaro jamiyat qarshi chiqqan Rafahqa quruqlikdan hujum qilish masalasi ustida to'xtalib, Rafahni o'z ichiga olgan holda Hamasning brigadalarini yo'qotishni oxirlashtiramiz. Dunyoda hech qanday kuch bizni to'sayolmaydi degan. Netanyahu o ilgari Rafahqa quruqlikdan hujum qilish vaqtining bekitilganligini bildirgan edi. Amerika tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Matthew Miller kundalik axborot e'lon qilish yig'inida Isroil bosh ministri Netanyahuning Rafah harbiy harakati uchun vaqt bekitilganligi to'g'risidagi bayonoti ustida to'xtalib, o'zlariga quruqlik harakatiga munosabatlik ma'lumot berilmaganligini bildirib, Rafahda panohlanayotgan 1,400,000 fuqaroga munosabatlik bexatar planning sunilganligini ko'rmadik. Keng ko'lamli harbiy harakat fuqarolarga salbiy ta'sir ko'rsatdi va oxirida Isroilning bexatar lekin xatarga ittirdi. Isroilga Rafahda qolgan Hamasni yengish va qonunlik nishoniga yetish uchun uningdan mu yaxshi bir yo'l bor deb o'ylaydiganligimizni aniq yetkizdik dedi.
Hürmetli körümelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki programımız görüşükçe aman boğaçlar. Ahır diyene bu uluğ ruzi heytini hoşal horamlıq bilen ötküzcünlağı tilektaşlık bildirimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve barakatuhu.